Mutfağa dair kalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim şerbetli kadayıf tatlısı. Ben malzeme hazırladım. Şimdi yapılışına geçelim. İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Şerbetimiz soğuk olacak çünkü. 4 su bardağı toz şekeri tencerenin içerisine alıyorum. Üzerine 4,5 su bardağı su. Ocağımızın üzerine alalım. Şeker erine kadar karıştıralım. Şekerim erindi. Şerbetimi kısık ateşte 25 dakika pişirmeye bırakıyorum. Şerbetimiz kaynarken biz de kadayıflarımızı kopartalım. İsterseniz elinizle bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz de makas kullanabilirsiniz. Bütün kadayıflarımı bu şekilde yapacağım. Ben yarım kilo kadayıf kullandım. Siz daha fazla kullanabilirsiniz tepsinizin boyutuna göre. Bu şekilde olacak kadayıflarınız. Tel tel. 200 gram tereyağımı tavama koyarak eritiyorum. Yağım eridi. 1-2 dakika dinlendirelim. Şerbetim kaynadı. Şimdi limon suyu ilave edeceğim. 1 yemek kaşığı limon suyu. 5 dakika daha kaynatalım. Şerbetimi ayrı bir kabın içerisine aldım çabuk soğuması için. Eritmiş olduğum tereyağını kadayıfların üzerine döküyorum. Kadayıfımla yağı güzelce karıştırıyorum. Bu sayede çıtır çıtır olacak kadayıflarımız ve güzelce kızaracak. Böyle yağ her tarafına gelsin kadayıfın. Tepsimizi yağlayalım. Kadayıfımızın yarısını tepsimize yerleştiriyorum. Ortasına ceviz kullanacağım. İsterseniz Antep fıstığı veya fındık kullanabilirsiniz veya boş da yapabilirsiniz. Tabanı geniş bir şeyle bu şekilde bastırın. Sık sık olsun. Ara sıra 250 gram ceviz döküyorum. İri kıyılmış kullanıyorum ben. Tekrar kadayıf koyalım. Aynı şekilde tekrar bastırıyoruz bardakla. Kadayıf tatlımı önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırına üzeri güzelce kızarana kadar pişirmeye gönderiyorum. Tatlım fırından çıktı. Ortalama 15-20 dakika arasında pişirin. Fazla kalması falan yoksa yanabilir. 5 dakika dinlendirin. İlk sıcaklığı çıksın. Dinlenen tatlımın üzerine şerbetini döküyorum. Piştikçe toplandı kadayıf gördüğünüz gibi. Sesi duyuyorsunuz, çıtırdıyor. Şerbetimin tamamını döktüm. Tatlımı 45 dakika dinlendiriyorum. Tatlım
Dinlendi. Şimdi dinleyelim. Çıtırdığı üzerine Antep fasulyesi diyelim. Uygun bir servis tabağının içerisine alalım. Cevizle kadayıf tatlımız hazır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı görüşmek üzere.